Ben şöyle yapıyorum, şöyle bir değerlendirme yapıyorum işte. Tekrar o madalya konusuna geliyoruz işte. İlk önce buradaki duruma ve üsluba şeyler hatırlarsa izleyicilerimiz. 16 Temmuz'da o açıklamada Hulusi Akar'ın duruşunu, pozisyonunu iyi hatırlayalım. O işte boyunlar kızarmış, etmiş şuralar falan filan böyle bir teslimiyet bilmem ne olmuş. Boyunlar bükülmüş, bir suçluluk. Koca ordu FETÖ tarafından işgal edilirken bunlar nerelerdeymiş, sesleri, solukları, bu tedbirleri alamamış, edilmemiş. Kendi karargahında teslim olunmuş, edilmiş. O yani insanı mesela normal refleksin, Türk subayının vermesi o gereken refleksin. Biz demek ki görevimizi yapamadık, edemedik. Biz burada suçluyuz. Gerekli ifadelerimizde, bilmem nelerimizde alsın Türk ordusuna sahip çıkamamışız, edememişiz. Sorumluluğu üzerinden istifa edip kenara çekilip bir yaşantısını, yaptığını, ettiğini değerlendirmesi gerekirken gelinen noktada bir bakıyoruz. Ana bir cümle söylenilmiyor. Amerikan Aytun Çıray'ı desteklediğimden ya da işte yaptığı işin doğruluğundan falan demiyorum. Başka normal var olan fiili bir gerçeği söylüyor orada bir milletvekili. Diyor ki Amerika'dan diyor sizler diyor işte bu aldığınız diyor madalyalar şunlar bunlardan dolayı rahatsızlık var mı? Amerika'nın bu kadar terörü beslediği ettiği her gün bir şehit verdiğimiz topraklarda bu manaya gelecek bir değerlendirme girişine giriyor. Oradan inanılmaz bir hırslar hınçlar falan. Tamam. Şimdi o sorumluluklar yapılmadı. Ya da o sorumsuzluklar üzerine kurulmuş olan bir iktidar yapısı var. Kim eksik, kim yanlış ya da kim herhangi bir şekilde bu mekanizmaya dahil olduysa açığı ve kaçığı üzerinden bağlanılmış, edilmiş bir ittifak zinciri var. Burada temizlerin ya da namuslu, düzgün, bize de güven veriyor diyeceğimiz kabine içerisinde iki tane isim ben bilmiyorum. Varsa bilmiyorum izleyicilerimiz falan yazsın. Ya şunlar da çok güvenilir, tereddüt edilmez. Cumhuriyetin vatanın bakanlarıdır, evlatlarıdır. Sarayda şu isimler aslandır, kaplandır diyeceğimiz. Benim gözümde her yer böyle kriminalize olmuş. Başka bir yere hizmet et. Türkiye hizmet ettiklerini düşünmüyorum çok. Zorunlu kalmadıkça, zorunlu meşruiyetlerini sağlamak için bazı hamleleri mecburi olarak yapıyorlar, ediyorlar. Şimdi Hulusi Akar'a ve Hulusi Akar gibi ABD'den madalya alıp da bu günlerde o madalyanın ağırlığı yüzünden boyunu bükülen şerefli Türk subaylarına, şerefli tüm bürokratlara şu çağrıyı yapıyorum. Şu şansımız var. Bu size doğar doğmaz hani çiçek aşısı gibi bir aşı olup da şuranızda kalıyor ya bizim buralar küçükken yapmışlardı falan tamam. Böyle bir zor burayı bile yani ameliyat ettirirsin, silersin, atarsın falan. Ya da gözünün rengini, burnunu, ağzını bilmem estetikle değiştiriyorum falan da ciğerini herhalde alıp da işte değiştirecek bir durum yok. Bu sonradan verilen takılan madalyadan kurtulabilmek için bu suçlamalar ya da bu eleştiriler geldiği zaman bu kadar dengenin bozulup alt üst olacağı, altında ezileceğin bir durumdan çıkabilmen için Serkan Öz sana tarihi bir fırsat, tarihi bir palavra veriyor. Bak bu işten de parlayarak, yükselerek de çıkabilirsin. Eğer ABD bağlılığınız, eğer İsrail bağlılığınız bu vatana olan bağlılıktan daha yüksek değilse, terörün ABD merkezli olduğunu, FETÖ'nün ABD merkezli olduğunu en iyi gören makamlarda ve bilgiye sahip olduğunuz noktada şunu yapabilirsiniz. Bir çağrı yapıp kampanya gelirsiniz. Kim bu ABD'den madalyalar aldı? Ahmet, Mehmet, şunlar bunlar falan. Herkes gelsin. Muvazzafı, emeklisi. Süleyman Soylu şey racon kesiyor ya. Gerek yok. Pratiği yapalım. Bak yapalım. Kamuoyunu böyle oluşturalım. Herkes çıkarsın o madalya koysun. Yani Biz ABD'nin ileride verdiği göstermek için. bütün madalyaları reddediyoruz kardeşim. Biz Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal'in askeriyiz deyin. Hadi bir gösterin. Bir gösterin bu cumhuriyete bağlılığınızı vatana. Oralarda racon kesmenize gerek yok. Sizler makamda raconu buralarda bizler bilmem neler yapıyoruz. Ediyoruz, söylüyoruz. Gazeteci bilmem ne programcı bunları yap. Sen orada Aytun Çıray'a hiç bağırıp çağırmana bilmem neye falan öyle baskıyla susturmaya bir üzerine kapatmaya güçle falan bunlara gerek yok.
Bir de siz daha milletvekiline bunu yapıyorsanız Serkan'a ne yapacaksınız? Ahmet'e ne yapacaksınız? Öldükte topla bizi mi vurdurtturacaksınız? Ne olacak? Uçak savar mı attıracaksınız üstümüze yani? Ne o tavırlar falan yani? Bakan olup gelmiş 15'te mi? Ben Türk ordusuna, Türk milletine canımı vermiş. Bir bakmışım kelepçeleri yemişler, etmişler, bilmem yatmışım. Bunlar kalkmış bize bugün racon kesecek he? Bunlar kesecek racon. Ne? Doğu Perinçek'in ideolojisi üzerinden savaşan ordunun başında komutan falan. Aman buraya bir şey demeyin falan. Savaşan bebelerimiz, savaşan Türk milletinin evlatları çöp olsun. Bunlar o makam, o mevkilerde racon kessin. Herkesin görev ve sorumluluğu yaptığı ve yapmadığı işler bir gün Türk hukukunun önüne gelecektir. Alınamayan ifadeler, sorulamayan sorular herkes gelecektir. Tekrar söylüyorum, barışma, pişmanlık, bilmem ne, şunlar bunlar falan varsa, samimiyet varsa, içerinizde böyle bir yangın varsa kardeşim, şu fırsat önünüzdedir. Ölmediniz, daha toprağın altına girmediniz. Ölmeden etmeden milletle barışacak, edecek tavrı gösterin. Amerika madalyalarını alın, herkese veriyordu, bilmem neydi falan üzerinden çıkma. Doğru söylüyorsun de, Recep Tayyip Erdoğan da de Yahudilerden aldı İsrail en büyük Yahudilik hizmetini falan. Hepiniz beraber, Recep Tayyip Erdoğan da dahil. Var mı daha ötesi Türkiye'de başka bir isim söyleyeceğimiz? Hepsine söylüyoruz. Pirleri kimse, şeyhleri kimse. İsrail'den, ABD'den almış olduğunuz ödüllendirmeleri, bilmem şunları, bunlar hepiniz getirin. O bakanlar kurulu sarayda masalar yapıyorsunuz ya. Törenler, bilmem neler, işte mehter marşları falan. Onlara hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Çıkın yapın bir masa kardeşim. Herkes koysun oraya. Bizim Türk milletinin ve Türk Cumhuriyeti'nin bekası söz konusudur. Biz güneyimizde oluşturmuş olan terör devletine karşı ve içerimizde oluşturmuş olan FETÖ yapısına karşı ABD merkezli ve Avrupa'ya bakışımızda, dünyadaki bütün devletlere bakışımızda milli merkez, milli cumhuriyet politikasındandır. Reddediyoruz hepinizi kardeşim. Biz milletle beraber bu işleri halledeceğiz. Kim neyine güveniyorsa da buyursun. Deyin. Bütün millet birleşsin burada. Herkes bu PKK ve PKK'nın yancıları, FETÖ ve FETÖ'nün yancıları çöp olsun atalım. Türkiye'de yepyeni bir iklim, yepyeni bir hava yaratalım. Mümkün değil mi? Bunu mesela Savunma Bakanı bunu yapmak için ya da Cumhurbaşkanı bunu yapmak için kimden yetki alacak? Millette. Millet bunun arkasında durur mu? Durmaz yapalım. Tabii. Anketini yapalım. ABD'den alınan madalyaların, hizmet ödüllerinin, İsrail'den alınanların iade edilmesi konusunda Türk milleti ne düşünüyor diye her gün anket çalışmalar falan yaptırıyorsunuz ya. Mesela yaptır. Eğer siz de altılı masa gibi Türkiye'de iktidar olmanın ve iktidarda kalmanın yolunun yönteminin Atlantik merkezli olduğuna inanmıyorsanız, siz de eğer Türkiye'de Çukurova'dan, Toros'tan, Kızılırmak'tan, Diyarbakır'dan, İzmir'in dağlarından gücü alıp da iktidar böyle olunur diyorsanız bu tavrı gösterirsiniz. Yok siz Pensilvanya'dan, Brüksel'lerden, Kopenhag'lardan muktedirliğinizi buraların üzerinden inşa ediyorsanız bu madalyaları da veremezsiniz. Bu sözlerde her gün, her alanda, yolda, otobüste göremiyoruz sizleri de gerçi. Yolda otobüste bir denk gelmiyor da. Ama emekli olacağınız bizim bir arkadaş vardı. Bir köyünde bir milletvekili vardı. 15 sene önce herhalde. Bir tane bir iş güç için gidiyor. Babası gidiyor geliyor falan işte. Çocuk işte sınavı kazanmış mülakatta. Mülakat için bilmem ne falan filan uğraşıyor. Mülakatlarda alıyorlar. Bunları depoya atmışlar girmiyor. İşte çocuk almış 85 diyelim. Ki diyor adam diyor ki ya 78 de diyor aldı diyor. Bak bu da diyor başkasının adam. Bu girmiş bak bizim bebe giremedi falan yapıyor tamam mı? Bu ya halledeceğiz Ahmet amca. Şey yapacağız falan filan. Bu adamı böyle şey yapıyor. Oyalıyor. En sonunda babası gidiyor şeye tamam mı? Diyor ki lan diyor Mehmet. Emekli olacağım. Bitecek bu milleti. Köye diyor geleceksin. Yerleşin. Çeşmenin başında diyor kafanı taş dayaracağım. O korku, o iklim tamam mı? Adama o işi yaptırtıyor. Evet. Tamam mı? Şimdi ben de bunları öyle diyorum. Emekli olayım. Bugün milletle karşı karşıya geleceğiniz, edeceğiniz işleri. Aytun Şuray'ın bugün söylediklerini bir tane ilkokul çocuğu, ortaokul çocuğu da söyleyecek. Gelin. Bu günahlardan kendinizi arındırmak için ya da bu ağırlıktan, bu madalyaların vermiş olduğu boynu bükük gezmekten
arınmak için alıp atıp şöyle bu başı dik gezebilmeniz için gelin Türkiye'de bir kampanya. Gelin bir millici bir hava yaratalım. Bak bu sizin kendi partinizi de yükseltir, işte siyasetinizi de yükseltir. Samimiyetiniz varsa oyun irade. Evet Beyazıt şimdi Karataş komutanım da herhalde hatırladığım kadarıyla öyle bir şey olmuştu, reddetmişti. Ya öyle bilmiyorum ben eksik bir olmasın. belge ya da öyle bir görev sonucu, hani işte o Açıklasınlar ataşeyle. mesela. Bütün komutanlar O da da bu manada yaptıkları senelerdir, aksiyonu açıklasınlar. Ben de almadım senelerdir ne aldım diye. söyler. Yani okuduklarımdan gördüğüm kadarıyla o da aynı şeyi söyler. Yani alan ne kadar şey varsa İadesini. orduda iade etsin. Çünkü bunlar zaten ya atın kurtulun der yani, onun söylediği odur. Doğru bence bir Bu yaklaşım, da bir evet. günah çıkarma. Ya bak şey Evet. iradesi çok daha önemli. Bak Orkun Özeller'in yaptığı iradeyle bu Ha. irade hiç oraya çağrılıp çıkarıyor kardeşim. Evet. Siz bizim Onuru Türk müsaade askerinin etmez başına diye. çuval geçirdiniz. Tabii. Sizi biz affetmeyiz. Bu hesaplaşmayı yapmadan biz sizle bu hukuku işletmeyiz tavrı onurlu namuslu Türk evladının tavrıdır. Doğrudur. Türk evladı. Ondan sonra Türk subayı, ondan sonra Türk madencisi Tabii var. Ama tabii. öncelikle Türk evladı olduğunu gösterebilmiştir. Evet Orkun abinin Tabii, tweetini tekrar evet. alalım. Kitabı da Hulusi Akar'a gönderirim. Göndermiştir herhalde. Gönderdim ki acaba Orkun Albay kitabı. Bir göndersin. Okusunlar. Okusunlar. Duruşları, şekilleri. Ne diyor? Hulusi Akar ABD madalyasını almayan yok dedi. Kitabın zevkle okuması dileğiyle. Evet bak imzalamış da kitabı. Orkun Özeller'den Hulusi Akar Bey'e keyifli okumasını öneririm. Bugün mecliste ABD'den madalya almaya yok dediniz. Madalya almayan yok dediniz. Ben de bildiğim konuları hatırlatmanız maksadıyla kitabımı imzalı olarak size hediye etmek istedim. Evet, bildiğiniz Bildiğiniz konuları konular. hatırlamanız maksadıyla. Evet. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz Orkun abi. Gerçi bilmiyorum benim bu açıklamalarımın arkasında bu tweet çok böyle hedef gösterici olduğunu ama sen aslansın. Türk milleti sahip çıkar Allah'ın izniyle. Allah büyük. Herkes herkesi görüyor, izliyordur diye.